Öyle bir şey yapılıyor ki Müslümanları müthiş bir açmaz sokta. Müslüman müzik dinlemez, eğlenmez, gülmez. Kadınlar bakımlı olmaz, kadınlar eğlenmez, gülmez. O zaman hayatta bağlantısı olmayan bir ekol. İki dev ekol meydana gelmişti. Biri işte gelenekçi Müslümanlar, kendi içinde kapalı, kendi mahalleleri var, kendi ibadetleri, gerekten bodrum katlarda yaşarlar. Dünyadan ele tek çekmişlerdir. Ama gazinolar, eğlence yerleri, plajlar bambaşka bir topluluğa aittirmiş gibi gösteriyorlardı. Bizim anlatımımızda plajlarında, gazinolarında her yerin Müslümanlara ait olduğunu gösterdik. Her yerin. Ve her yerde Müslümanın hür olarak Allah'ı anabileceğini gösterdik. Ve yapılan sinsi çok büyük bir oyunu paldır küldür yıktık. Maşallah. Dev ve acımasız bir oyunu Müslümanları kilitleyen çok küçük dar bir alana hapseden, gettoları hapseden oyunu yerle bir ettik. Müslümanlar her yerde dedik. İman her yerde, Allah her yerde dedik. Ve bunu dünyanın başına bir bilgi olarak sevk ettik. Mesela bakın, efendim, böyle bir müzik asla Müslüman dinleyemez. Ancak küfre ehli dinleyebilir diyorlardı. Ben de diyorum ki Müslüman dinler. Ya aslında öyle kurnazca, öyle şeytanca kilitleme yapmışlar ki. Mesela bir genç kız hakikaten bakımlı, temiz olmak ister. Saçını başını açmak ister. Değil mi? Vücudunun güneş görmesi gerekir. Gülmek, eğlenmek, spor yapmak her genç kızın hakkıdır. Temiz, hoş giyinmek. Yok diyor, kadınlar bunu yapamaz. Yapamaz, bir de ikinci sınıf insandır diyor. Yani insanla hayvan arasında bir mahluktur diyor. Şehadeti de kabul olmaz. Dışarı çıkamaz diyor. Telefon edemez. Dediklerinin tersi yapılır. Arada sırada sopa atılması gerekir. Başka? Az yemek vermen gerekir. Pencereden dışarı baktırmaman gerekir. Sabaha kadar say. Şimdi bak, Müslüman kadını bir kere İslam'a yaklaştırmaktan alıkoymuşlar. Buradan kapatmışlar. Şimdi gençlere geliyor sıra. Diz kapana kadar örteceksin diyor. Niye diyor? Sen diyor kadından daha tahrik edicisin diyor. 19 misli daha etkileyicisin diyor. Al bir bela daha. Bak, kadına bela oluyor. Bir de erkek çocuğuna da bela oluyor. Onu da diyor 19 misli kadından etkileyici diyor. Başka? Başkası ucu sonu yok. Yani nereden başlıyor? Mesela sakalını kesmişsin diyor. Evet diyor, kestim diyor. Öldürmemiz lazım seni diyor. Niye diyor, sakal kesmenin cezası ölümdür diyor. Mesela namaz kılmıyor. Oo, hemen katli vacip. Sana ne ya? Kılmıyorsa kılmaz. Can isterse de kılar. Allah'la onun arasında. Değil mi? Allah'a aşk gören yanıp tutuşur, kılar. Zayıflar imanı. Allah ezilesin. Mesela bünyesi zayıflar. Kılmaya kılmaz. Niye öldürüyorsun adamı ya? Başka? Sabaha kadar sayarım diyor. Zekatını vermesi yine öldürürüm diyor. Her şeyin cezası ölüm. Her şeyin sopa. Sopa. Müzik dinliyor. O gitti. Ya, sapık zaten. Şehadeti kabul olmaz. Cehennem ehli olmuş öyle, müzik dinleyince. Oynarsa zaten helak oldu yani. Peki kardeşim, bu durumda İslam'a girmek adam için bela gibi olmuş oluyor. Küfür kurtuluş ve cennet gibi oluyor. Halbuki tam tersi. Tam tersi. Küfürde bunlar vardır. İnşallah. Nefes alamazsın. İslam'da bunların hepsi helaldir. Mahvetmişler. Tabii şeyh efendiler, hoca efendileri kilitledikleri için canlarım, onlar da bir şey diyemiyorlar. Nasıl desin şimdi, şey dans etse çok büyük olay olur. Gülse olay, gülmesi bile yasak ya. Kahkahayla gülemez bir Müslüman diyor. Dişleri görünmez de Resulullah'ın gülerken diyor. Ya nasıl gülünmez? Hazreti Ali katıla katıla gülüyor. Gayet neşeli. Nasıl gülünmez yani? Buradan kitlemiş şeytan olayı. Biz bu oyunu bozduk. Kimse cesaret edemez. Oynanır da güler de, hanımlar isterse mini etek de giyer. Efendim dekolte de giyinir.
birinci sınıf insandır kadınlar. Dans edilir, eğlenir. Bütün oyunu bozduk. Bir sefer Avrupa'daki komünist ateist gazeteler bu oyun oynuyor ya diyor. Müzik dinliyor diyor. Kadınlar diyor dekolte giyiniyor diyor. Yazan hanım bikiniyle yazıyor zaten yazan. Hanımlar diyor dekolte giyiniyor. Müslümanlara yaptığınız oyunu bozdum. Müslüman oynayamaz, gülemez. Ölü gibi yaşar. Müslüman da kendi halinde ortadan kalkıyor o zaman tabii ki. Çünkü asosyal, hayatta bağını kopartmış, küçük bir getto oluşturuyorsunuz. Onlar da kendi içinde yavaş yavaş çürüyüp yok oluyordu. Biz İslam'ın hayatın ta kendisi olduğunu gösterdik. Oynama, gülme, neşe, her şey Müslümanlar için. Zenginlik, para, güzel olan her şey. Çatır çatır elinizden aldık. Yani Firavun zihniyetin elinden aldık. Müslümanlar asla olmaz diyorlardı. Oluyor muymuş, olmuyor muymuş? Oluyormuş değil mi? Her zaman biz İslam'ın aydınlık yüzüyüz diyorsunuz hocam. Maşallah. Evet, İslam'ın itibarlı, aydınlık, gerçek yüzüyüz. Bak hiç kimse Müslümanlara züppelik yapamıyor bizden sonra. Hiç kimse çakallık yapamıyor. Her çakalın başını ilimle, irfanla eziyoruz. Her Müslüman göğsünü gere gere geziyorsa bizim sayemizde. Darwinizmi de yerle bir ettik. Müslümanlar yapılan züppeli de yerle bir ettik. Derin devletin de papucunu kumla doldurduk. İlimle, irfanla.